Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA San Andreas bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber kure görevlerine devam edeceğiz. Bölgemiz tam olarak burası. Hippo Shopper'da satışlar yapacağız, kuryelik yapacağız. Motora binince galiba başlayacak, aynen. Verdiği uzaklık idare eder. Gerçek kuryeliği yaşayacağız. Zaten kuryelik motosiklet de oluyordu biliyorsunuz. Bisikletle de yapanlar vardır ama bu nadirdir. Gerçi falan da hatırlardı eskiden bisikletle, öyle hatırlıyorum. Yayan dağıtanlar da vardı. Bu kurye daha öncesine de dayanır, eskilere de dayanır. Kuryelik. Kuryenin tarihi bayağı eski. Gerçi dağıtan çocuklar falan vardır eskilerde. 90'lı yıllarda falandı galiba o da, tam hatırlamıyorum ama. Yanlışsam bu zaten. İkinci bölümdeyiz. 3 bölüm, toplam 5 bölümü sürecek. Umarım keyif alarak izlersiniz ve umarım sizlere yardımcı olur. Repertörümde ben kaldım yerden. Devam ediyorum çünkü. Biraz yerimde kaldı. Zamanım 2 dakika. Yetişeceğimi düşünüyorum. Rahat. Bu bölgede motosiklet varken özellikle daha rahat yapabiliriz. Hızlı yapabiliriz. Sıkıntı yok yani. Motordan düşmediğim müddetçe ki bu biraz da imkansız bir şey. Motordan düşmem diye düşünüyorum. Motordan düşmem diye düşünüyorum. Bisikletten de öyle dedim ama düşmüştüm. Umarım bu motordan düşmeyiz. En son videom GTA San Andreas rehber için son videom tüm evlerin alındığı videom olacak, bilginiz olsun. Onunla beraber de tüm save'i paylaşacağım. Kız arkadaşlarla olan ilişkimi de bitirdikten sonra en son tüm evleri aldığımız zengin Carl Johnson mı yazarım, başka bir şey mi yazarım açıklamayı onu bilmiyorum başla. O videoyu paylaşacağım. Tüm evleri aldığım, tüm malikaneleri aldığım bir video paylaşacağım. Açıklamaya da her şeyle beraber save dosyamı paylaşacağım. Bilginiz olsun. Oynamak isteyenler için yapacağım bunu. Uğraşmak istemeyenler için. Bu orijinal GTA San Andreas'ı olanlarda çalışır bu arada. Bu save'im. Korsan içinde çalışmadığını biliyorum. Korsan'da olmadığını biliyorum. Korsan'da çalışmadığını tahmin ediyorum. Çünkü denedim. Daha öncesinde denedim. Korsan'da çalışmıyor maalesef. Orijinal olması gerekiyor. Orijinal GTA'da satılmıyor hiçbir yerde artık. Belki trolojide çalışıyordur. Bundan emin değilim. Bu arada ben doğru mu geldim? Hayır, ben yanlış geldim. Aşağıda mı? Galiba aşağıda. Aşağı inmem gerekiyor. Ya yanlış gelmişiz. Lanet olası. 3 dakika varken bu pek iyi olmadı. Yanlış bölgeye gelmem pek de iyi olmadı diyebilirim. Ama yapacağız gençler, bunu da yapacağız. Nereden gitmem gerekiyor? Oraya gidebilmek için. Şuraya mı girmem gerekir? Aynen. Motodan düşmem diyordun değil mi? Acele etmeye çalışıyorum ya, ondan düştüm. Bahaneler ama gerçekten. Acele etmeye çalışıyorum. 3 dakikam var. Tekrar düşmeyeceğim. Tekrar düşersem iyice sıkıntıya sokarız çünkü. Nerede bekliyor bu arkadaş bizi? Nerede bekliyorsun tam olarak? Ha. Lan oğlum burada olduğunu söyleseydin ya. Ya ben nereden bileyim, nereden tahmin edeyim be? Bu şeyde biraz sıkıntı yaşayacağız. Hocam kap. Bu senindir. Ben gidiyorum. Bir sonraki lokasyona. İlk bölgede Los Santos'ta her yeri biliyorduk. Tamam mı? Her yeri biliyorduk. Burada sıkıntılar yaşıyoruz ama. Bölge konusunda. Ya o köprü var ya, o köprü benim kafamı karıştırıyor bazen. İtiraf etmeliyim, o köprüler benim kafamı karıştırıyor. Orada bekliyor sanıyorum. Beni görev ya da teslimat bölgesi orası sanıyorum. Orada bir yerlerde sanıyorum. Bu yüzden de hata yapıyoruz. Ama dikkatli olacağız. Bir daha o bölge gelirse ki gelecek. Çok fazla bölge olduğunu sanmıyorum. Yakala bunu dostum sen. Hemen bir sonraki bölgeye gideceğim. Dikkatli olacağız. Daha dikkatli ve yolu daha düzgün okumaya çalışacağız. Bu ikinci seferimiz. İlk teslimatları yapmıştık. İkinci teslimatlardayız. 2 dakika var. Motosiklet altımızda yapacağız ya. Yapacağız, sıkıntı yok. Süre her zaman sıkıntı olmuştu ama her zaman da başarılı olmuşuzdur. Önceki videolarıma bakabilirsiniz. GTA San Andreas rehberi videolarıma bakabilirsiniz. Bayağı bir video paylaştım. Bu kız arkadaşlar ile de konuşayım ben oraya giderken. 4 kız arkadaşımız daha var. Onlarla da ilişkiyi fullleyeceğim. Onu da ne zaman çekerim bilmiyorum. Hocam bana bir vurmasaydın. Acele etmeye çalışıyorum ya ben. 3 paketi varmış bizde.
Bölgeye mi geri dönüyoruz yoksa bir paket daha mı teslim edeceğiz? Aynen. Bir bölgeye daha gidiyoruz peki. O da birazcık yukarılarda yer alıyor. Hemen gidelim. Buradan gidersek doğru mu yaparız? Yoksa zaman kaybetmeye devam mı ederiz? Bir deneyelim bakalım şansımızı. Burada bekliyor bizim paketimiz. Hemen şöyle kısa yollardan, biraz kesilmelerden gidelim. Çünkü zaman hiç kalmadı. Bir dakikadan az bir zaman var. Yetişebilmem de biraz sanırım mucizelere bağlı. Feylenmeden yaparsak harika olur. Geldim. Hemen geldim. Dön kral. Buradan yetişmeyeceğini biliyorum. Buradan asla yetişmez. Al bunu hemen bölgeye. İpuş apıra dönüyoruz. Bas. 50 saniye. 50 saniyemiz başladı. Zamana karşı acele etmemiz gereken bir yarışımız var ama yetişiriz. Panik yapmaya gerek yok. Soğukkanlı. Yetişeceğiz. Sıkıntı yok. Motor bayağı hızlı. Gerçekten. Motor bayağı hızlı olduğu için bu saniyeler bize çok sıkıntı çıkarmaz. Panik yaptırmaz. Ama bisiklet sıkıntılıydı. Onu hallettiğimiz için mutluyum. Onu halledebildiğim için mutluyum. Motordan düşmedim ben. 4 dakika verdi. Hemen yakındakiyle başlıyorum. Bu sefer uzağa gitmeyeceğim. En yakındakiyle sonra da daha uzaktakilerle başlayacağım. Yine o bölgede bir tane daha var. Oraya doğru gidiyorum ben de. Hemen biraz önceki bölgeye doğru gidiyoruz. Hemen teslimatı yapacağız. 3. satışlara, teslimatlara geldik. 3. teslimatlardayız. Bunu da söylüyorum ki kaç saniye sürdüğünü öğrenelim. Kaç görev sürüyor? Kaç kez gitmemiz gerekiyor? Bunu öğrenelim ki açıklamaya daha doğru şeyler yazabileyim. Sizlere daha çok ipucu verebileyim, yardımcı olabileyim. Bunları söylüyorum ki yardımcı olsun. Kaç görev sürdüğünü, kaç teslimat noktası gittiğini söylemedim ki yardımcı olsun. Umarım yardımcı oluyordur. Elimden geldiğince işte anlatım yapmaya da çalışıyorum ama burada çok anlatılacak bir şey de yok açıkçası. Bölgeye gidiyorsun, teslimat yapıyorsun ve ilerliyorsun. O an şu anda böyle. Ve olabildiğince de ben bu şeylerde, kurye görevlerinde sohbet etmek istiyorum. Elimden geldiğince. Şeyden bahsedeyim, birkaç seri bitirdiğimde ve eğer sistemi de yenileyebilirsem çok sağlam bir seri yapmayı planlıyorum. Tamamıyla Türkçe. Eski bir oyun yine. GTA San Andreas'tan da eski bir oyuna seri yapacağım. Motodan düşmüyorsun CJ. Aman. Beni mahcup etme lütfen. Bir kez mahcup ettin, bir kez daha mahcup etme. Çok eski bir oyuna bir seri yapmayı planlıyorum. Eğer sistemi yenileyebilirsem çok güzel bir seri olacaktır diye düşünüyorum, umuyorum. Eğlenerek, keyifle izleyeceğiniz bir seri yapmak istiyorum açıkçası. 4. teslimata doğru gideceğiz birazdan. Umarım yanılmam. Umarım güzel şeyler yapmaya devam ederiz. Güzel içerikler yapmaya devam ederiz. Açıkçası onu indirdim. Bir kontrol ettim ama bu sistemde maalesef açılmıyor. Yani doğru dürüst oynanmıyor. Takılmalar var. Yani GTA 5'i hatta diğer oyunları açıyor. Hatta video çekmemin de engel olmuyor. Ama takılmalar oluyor. O yüzden de ben şimdi çekemiyorum bunu. Yoksa çekmiştim şimdi diye motordan düşmedim. Aman. 2 dakika kala bölgeye geri dönüyorum. Kaç bölüm süreceğini de bilmiyorum açıkçası. Umarım beğenirik, izlersiniz. Gerçekten elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum keyifli vakit geçmeniz için. Ve rehber videolarında da yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi 4. şeye başlayacağız. Teslimatlara. Hemen ilerlerde var bir tane. Altta 2 tane var. O bölgede yakında gideceğiz. Şuraya doğru çıkarsak ilk önce yakınları halledelim. En mantıklısı şu anda bu. Uzaklara daha sonra gitmek lazım. Feylenmemek için 6 dakika verdi. 8 tane paket varmış. Sıkıntı yok. Bende. Geldim. Polis memuru. Ne habersin? Hemen geri dön. Hemen buradan dön. Aşağılarda bir tane var. Görmüyorum önümü. Kamera düzelirse harika olacak. Kamera biraz sıkıntı çıkartıyor bize. GTA Trilogy'yi bekleyenlere de şunu söyleyeyim. GTA Trilogy'yi de oynayacağız. Güzel bir şeye indirime girmesini bekliyorum. Benim oyunlarım tamamıyla Steam'de veya diğer platformlarda korsan oynadığım bir oyun bulamazsınız. Ya sadece bir Time Y dışında bulamazsınız. Korsan oynadığım bir oyun yoktur.
Buna çok dikkat ederim. Hak etsin istemem. Ama çok eski oyunları da maalesef korsanla indirmem gerekiyor. Ya da bulunamayan oyunları korsanla indirmem gerekiyor. Yani sunmak için buna birazcık yükleniyorum. Bu arada motorda hasar var. Aman! Bu hasar nereden geldi? Niye böyle beyaz dumanlar çıkıyor? Beyaz duman çıkması çok sıkıntı değil ama dikkatli olmamız için bir uyarı olabilir bize. Dikkat etmek lazım. Şimdi 4 bölge var değil mi? Aynen 4 bölge var. En yakını hangisi? Neresi tam olarak yakın bize? Bir tanesi yaklaşsın diyor bize. Motosiklet yeteneğim de artıyor. Belki bunu bitirmeden fullenmiş de olabilir. Bu arada buralardan bir gidiş var. Ben buraya daldım ama gidiş varmış, güzel. Aman abi aman. Bana çarpmayın da. Ben çok sıkıntı yaşamak istemiyorum. Bir tanesi burada. Aman düşmüyoruz. Motordan düşmüyoruz. Bu gayet iyi bir şey. Düşersek sıkıntı çünkü. Zaman kaybetmek istemiyorum. Rahatım. Rahat bir şekilde yapıyorum. Bölgelere gidiyorum. Teslimat bölgelerine gidiyorum. Rahatım ya. Bu görevler keyifli. Bunları yapın. GTA San Andreas Trilogy'de bakacağız. Olaylara bakacağız. Onda henüz %100 bitirebilen Türk bir YouTuber yok. O açıyı da kapatmaya çalışacağım. O konuda da yardımcı olmaya çalışacağım. %100 bitireceğiz yani. O oyunları da %100 bitirmeye çalışacağız. Trilogy'yi %100 bitiren ilk Türk kişi biz olacağız. İlk Türk kanalı biz olacağız. En son baktığımda çünkü bitiren kimse yoktu. Bölgeyi biraz ters mi seçtim ben? Ekranımda bir tane daha vardı. 3 paket daha varmış ha. Peki. Önemli değil. O ikisi de birbirine de yakın gibi gözüküyor. Halledeceğiz. Düşme. Oğlum çok çarpıyoruz ya. Çok çarpıyoruz ve bu bize biraz sonra sıkıntı çıkartacak. Ona dikkat etmek lazım. Oğlum düşeceğim ama kamera niye böyle abuk sabuk yerlere kayıp duruyorsun? Ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Niye böyle yapıyorsun acaba? Bölgemiz burada. Hemen. Allah senin cezanı vermeye. Al bunu abi. At tekrar. Bunu yapacaksın at tarafı ya. Diğer bölgelere. Hemen diğer bölge. Şuradan dönersen. CJ. Kamerayı da bana bir salarsan harika olur. Oyun eski olduğu için böyle kamera sıkıntıları beni gerçekten delirtiyor. Çıldırtıyor hatta. Kamerayı alıyor. Abuk sabuk yerlere götürüyor. Fark ediyorsunuz değil mi? Ya mouse'u dokunmuyorum bu aralar. Hıza. Aman abi aman aman. Geldik ama. O nerede bekliyor bizi? Şurada ben. Aynen. Burada biri çağırmış bizi. Hocam gönderdim. Son bir. Özür dilerim. İsterek yaptığım bir şey değil. Hemen aşağılarda bekliyor bizi. Geldim. Hemen döndüm. Teslimat yapıp hemen bölgeme gideceğim. Ebi Shopper bölgesine gideceğim. Ve varsa daha fazla teslimat için geleceğiz. Bu 4. teslimat noktasıydı. 4. kez bir tur attık. Güzel bir payımızı alacağız. Zenginliğe doğru gidiyoruz açıkçası. Her yerden para kazanacağız. Her yerden. Yani milyarder olmaya çok az kaldı diyebilirim. Milyarder olacağız. En zengin biz olacağız. Elon Musk gibi. Her yerde bizim adımız olacak. Her yer bizim olacak. Yavaş yavaş ama. Yavaş yavaş. En düşükten en yükseğe doğru. En alçaktan en yukarıya doğru çıkıyoruz. Yani bu da biraz gerçekçi oluyor. Fakirdin. Cebinde bir kuruş bir şeyin yoktu. Tamam mı? Sonra evim vardı Los Santos'ta. Bir evim vardı. Param bile yoktu. Tampini sabaha tüm paranı el koymuştu. Tüm düşmanlarını alt ettin. Tüm şerefsizleri alt ettin ve şimdi zenginliğe doğru gidiyorsun ve rakibin yok. Rakibin yok abi. Çeteleri de alt ettik. Onu da halledeceğim. Save'imi sıfırladı ama o save aldığım bir şey gitti. Onu da halledeceğim. Üşenmezsem halletmeye çalışacağım. Öyle paylaşacağım belki de. Bilmiyorum. Güzel. Payımı verecek ve sanırım bir şey daha gideceğiz. Bir turumuz daha var gibi. Yok. Bir turumuz daha yok. Artık iyi bir shopper'dan da para kazanacağız. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım iyi bir rehber videosu hazırlayabilmişimdir. Giderken ondan bundan
oyunlardan konuşmaya çalıştım. Yapacağım bir seriden birazcık ipucular vermeye çalıştım. Korsan oyunlar çok kullanmadığımdan bahsettim. Ya işte Need for Speed eskileri falan filan bunlar. Bunları yani sadece bunları indirmişimdir. Başka da torrent kullanmadım yani. Korsan kullanmadım. Bilginiz olsun. Hiçbir şekilde haksızlığa izin vermiyorum ben. Biraz bilinçli bir kullanıcıyım diyebiliriz. İndirim bekliyoruz. İndirimlerde oyun almak daha mantıklı. Yani kütüphanede bulunması benim için daha anlamlı. Böyle söyleyebilirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.